birleşir, kazanacağız. Alanya'da sağlık emekçileri yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve iktidarın çalışanlar arasındaki iş barışını bozmaya yönelik girişimlerine karşı bugün tüm yurtta grev yaptı. Sağlık Emekçileri Sendikası Alanya Şubesi üyeleri yıpranma payı, 3600 ile 7200 ek gösterge, güvenli iş ve yoksulluk sınırının üstünde temel ücret ile ilgili iş bırakarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan SES Alanya Eş Başkanı Zehra Ayata, artık yeter bıçak kemiğe dayandı. Onun için iş bırakarak bugün alanlara çıkarak uyarıyoruz ifadelerine yer verildi. Kamuoyuna yansıdığı gibi ağır çalışma koşulları ve mobbing etkisiyle İntiharlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyorlar. Yüzlercemiz pandemiyle mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz enfekte oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük aylık gelirler ile hepimiz birden geçinemiyoruz demeye başladık. Evet, bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için iş bırakarak, bugün alanlara çıkarak uyarıyoruz. Çok sayıda ilaca erişememe hali yaşanmaktadır. Artık yaşamımıza bile mal olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan algı yönetimleriyle çarpıtmaya, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışmaktadır. Bunun en son örneği de sağlık emekçilerinin artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırının az üzerinde olan gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarıdır. Bu eylem ve açıklamalarımız emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. İktidar artık topluma, sağlık çalışanlarına kulak vermelidir. İktidar bilmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin söyleyecek sözü bu sistemi değiştirecek gücü vardır. Son olarak emek bizim, söz bizim diyoruz arkadaşlar.